mübarek olsun. Borsalı güçlerden bir tanesi de 25 dekabrı. İzadı verin, borsalı insanların bir araya gelmesi için dünya Azerbaycanlıları bizi 25 dekabrı'da büyük Azerbaycansız, büyük Fransız düşüncesiyle sevgi pasporumuza destek etsinler. 25 gözlük değil, 25 dekabrı tarihi birlik, beraberlik, köylü üçündür. Her birinizin bayramını tebrik edilen bu gününüz mübarek olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tümleyen bilmek mükafatının sahiplerine təqdim edilmesi mərasimine keçməmişdən əvvəl Akademik Zahid Xəlilov haqqında əsas məlumatları çatdırmaq istərdim. Böyük riyaziyyatçı alim Zahid Xəlilov 1911-ci ildə Split Quberniyasını Borçalı mahallından olub. Orta məktəbi və Türk Pedagoji Texnikumunu listəsidir. 1930-34-cü illərdə ali təhsilini Azərbaycan Pedagoji İnstitutunda başa vurmuşdu. 1940-cı ildə Amreyn İlmiqsində Tbilisi Dövlət Universitetində Profesör Berman rəhbərliyi altında klir məsələsi və onun ümumiləşməsi mövzusunda sertasiya müdafiə edərək Qafqaz Türkləri arasında ikinci fizika riyaziyyat elmləri nazirədi alimi dərəcəsi alan şəxsdir. Sonra kendi rehberi Musil İşbili olmuştu. 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının fizika və riyaziyyat sektorlarının rəhbəri təyin etmişlər. 1946-cı ildə sərhəd məsələlərinin parametrdən asılının tədqiqi mövzusunda dissertasiyanı müdafiə edərək 35 yaşında Azərbaycanın ilk fizika riyaziyyat elmlər doktoru olmuşdu. Funksional analiz yaradıcılarına dilek hesab olunur. Bu sahədə keçmiş etkilerində də ilk dərsliyi və ilk monografiyanın müəllifidir. Azərbaycanda riyaziyyat tarixini işıqlandıran Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Məhəmməd Nəsrəddin Tusi 30 ildə Azərbaycanda riyaziyyatın inkişafı, 30 ildə etkilerdə riyaziyyatın inkişafı, Məhəmməd Nəsrəddin Tusi riyaziyyata aid işləri adlı ilk məqalələrin müəllifi və Azərbaycanın dahi alimi Nəsrəddin Tusinin anadan olmasının 700 illiyinə həsr olmuş məcmuənin redaktoru məhz Zəbil Xəlilov olmuşdur. Yüksək sanatlı kadrların hazırlanması da mühüm bir məqam var. Zahid Xəlilov Azərbaycan Funksional Analiz Məktəbinin başçısı olmaqla yanaşı həm də etkilerdə ilk funksional analiz dərsliyinin müəllifidir. Değerli konuklar, biz akademik Zahid Xəlilov mükafatının Türkiye Xidmət mükafatının sahiplerine təqdim edilmiş Lütfüzade, Cavad Heyyən, Olcan Süleymanov, Cavad Mustafayev, Turan Yazgar, Seyfullah Üçsoy, Sultan Murad Yerimizay, Yerbar Eglaşvili, Atilla Qaya, Cemal Çetin, Nəhmin Xəlili, Muzdar İmanov, Allah Musayir, Şükmənmən, Seyyidov kimi məşhurların adı bu siyahıda var. Həmin idarə heyəti tərəfindən təsdiq olmuş 8 qalibinin adlarını çəkəcəm. Sonra isə bir-bir mükafatçılarımızı, daha doğrusu qaliblərimizi səhnəyə dəvət edəcəyik. Bu il qaliblərimiz Rafiq Əliyev, Məhərrət Yıldız, Həsən Dəlirçi, Ramin Məhmədov, Sabir Rüstəm Hallı, Quran Batuliyyə Gürcistan'a olan qalib, Mustafa Cəmilov və Osman Əhmədoğlu. Mən alqışlıyım, onlar qalib. Mən istəyirəm, Rabi Əliyev tabii ki dünya elinə anıq olan birisidir. Çox olaraq Borçalıya neyi var? Gəl yol geliyor ama biz düşünürük ki o təfəkkür Azərbaycanda aparıcı olarsa, gerçək milli ziyalımız ortada olarsa, valla biz uşaqlarımız çok inanılır, tövbimiz de çok inanılır. O bağına bir ziyalı örgüyü sağlam, səmimi, heç tərəf olmadan bir ziyalı örgüyü ortaya koyulmuş için və bu prinsipal ən çətin dövrlərdə arzu olaraq fəxri davam edək üçün Rafiq Əliyevə böyük şərəfdən o adı təbrik edirik.
kendine diyebilir. Evvela sizlere böyle hizmetler özüm bildiririm. Mükafat için. Yakın camımızın hayatında çok mükafatlar oldu. Çok ödüller oldu. Ben eserinin hakkında ödül olmuşum. Eserini tövbe yapacağım. Sonra Amerika mükafatı bu yakında da yakın gittir. Ömür büyük o mükafatı. Ama Türkiye hizmet ödülü almış. Düşünürüm ki bu ödül bu aldıkların hamısından çok olsun. Vermeye üstündü. Evvela ona göre ki bu Zahir Erlo adına Recep'in Zahir Erlo adına olan mükafatı bilmiyorum. Ola bir yanlışlığım olsun. Belki burada bu kamerayın içerisinde bir nefer ben Zahit Erdoğan'ın talebesi olmuşum. Zahit Erdoğan'ın ders değil, kompleksi yaşayanlar meselesi. Ve pek o bize bir yansiyet öğretmedi. O bize ziyanlılık öğretti, o bize medeniyet öğretti, o bize büyük manada desem insanlık öğretti. Benim yazılarımda defalarım. Eğer Azerbaycan'da 20. asırda ve 21. asırın evvelinde 3 uzakbaşı, 5 alim adı çekmişemse her şey birinci sırada zayıflandı. Hem ve ben de buna çok eminim ki hakikaten de Azerbaycan elinde en büyük hükmet olan insanlardan birisi sahipler. İkinci ona göre bu mükafatı çok yüksek kıymetlendirme, bu ödülü özgür için çok yüksek kıymetlendirme. Hakikaten bu Türk dünyasını birleştirmek için Türk dünyasında bir daha yüksek emrelik yaratmak için çok yaşlı kızılcımlar, çok yaşlı adımlar. Her Türk dünyasında birer bir emrelik olsaydı inanın ki dünya bir kütle olmazdı. Dünya çok kütle vardı ve bir kütle Türkçülük kütle olardı. Esasında katiyen özel münasebet olduğuna göre demir. Bugün dünyanın bir ömre alimi Newton Einstein seviyesinde olan Lütfü Zade Türk'tür. Ve bir misal o büyük bir alim ki ben hakkında benim için bundan önce Atlanta'da Amerika'da dersliğimde orada bizimki gibi biraz değil, talebeler özelliği yazdılar derse. 27 talebenin içerisinde biri çok hususen sevilirdi, seçilirdi, hususen seçilirdi. Ben bundan soruştum ki sen bunları Ardan bilirsen, İngilizce soruştum, Ardan bilirsen. Değil ben Boğaziçi Üniversitesi'nde bakalar tutarmışım. Yani o Amerika talebelerinin içerisinde bu Türk talebesi 10 kat yukarıdaydı, 10 kat yukarıdaydı. Ve bir de o bayağı burada bizim sadefimizin sözlerinden seslendi. Türk dünyasının hemreliği Türk dünyası için çok vacip. Ve elemen de bu ödül alan bir adam gibi size koşturan ve bütün Türk insanlarını, Türk dünyasını hemen bu hemreye yaşandırın. Onda sinirli gücümüz olacak, gayretli gücümüz olacak. Yani ayrı Türk devletlerinin cehli yok, onların gayretli bir gücü olacak. Bu gücün şerefine size çok minnettarım diliyorum. Sağ olun. Kars Sərhəd Boyu Dərbəyinin Başqanı, Kars Forum Prezidenti və o təsir siyasi və ictimai fəaliyyətinə görə Məhərrəm Yıldız dəvət olunur.
şereflendiren çok kıymetli Azerbaycan milletvekillerimiz Sayın Sabri Rüstemanlı, Sayın Fazıl Bey ve Borçalı'da Türkiye'de Temriz'den uzak yerlerden gelip bugün Borçalı Türkiye için uzakları yakın eden beyefendiler, hanımefendiler, hepinize en derin sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün Borçalı Türkiye'nin 25 Aralık Evreli günü. Ben 25 Aralık şahsında ve bugün Borçalı Türkiye'deki önemli değerlerek 2 yıl öncesiyle beraber yine binada tanıştık. Azerbaycan'da bir toplantı üzere önceden o davete iştirak edeceğimizi, katılacağımızı ve hazırlıklarımızı da tamamlamıştık. Ama eşimle 20 yıl sonra dünyaya bir bebek getirmek için hazırlıkları vardı ama zaman daha erkendi. 6 ayı daha yeni doldurmuştu. Tam da hastaneye yatırılacak gibi döndü. Hastaneye yatırıldı. Erken doğum olma durumu vardı. Hastanede doktorla konuştuk, eşiyle konuştuk. Dedim ki, Borçalı Türkiye için çok önemli. Ben Borçalı Türkiye'liyim. Tüm dünyasının bildiği orada. Ama sen de hastanedesin. 20 yıl sonra bir çocuk dünyaya getireceksin. 20 yıllık özlemimiz var. Seninle Borçalı Türkiye arasında bir arada kaldım. Nereye sorduğumda eşi bana demişti ki Türk dünyası daha önemlidir. Biz burada inşallah sağ salim çocuğumuzla seni bekleyeceğiz. Oraya katılıp demişti. Şimdi buraya benim kendine gece yıl doğmuştu bu yılda. 20 yıl sonra dünyaya gelen Ceylan kızımın doğum günü. Bu tarihten dolayı kutluyorum. Eşim bana dedi ki sonra daha küçük hadi bu yıl da atlatırsın ama gelecek yıl belki ayaklarına sağlık ya seni göndermez ya da sen bizi oraya orada bizim çocuğumuzun doğum günü kutlarsın diye terbiye etmiştim. Şimdi bu dünyada böyle bir uygun toplantıda tüm dünyasına hizmet ödülü almak hakikaten bir şerefti. Acaba Türk dünyası için, Borçalı Türkiye için ne yapabildik de kendimizi sorguluyoruz tabii ki. Keşke imkanlarımız, gücümüz ve enerjimiz biraz daha fazla olsa da sadece Borçalı değil, Azerbaycan'ın Karabağ meselesinde, Temiz'deki kardeşlerimizin o sıkıntılı meselesinde, ta gençliğimizden ve siyasi olarak 3 Ocaklar'a geçtiğim için hep buralarla büyüdük biz. Az önce Zerkan Bey Türkiye'deki meselenin sıkıntılı sürecini anlattı, çok duygulandım. Çünkü biz çocukluğumuzda hep buralara ne yapabiliriz diye, bütün Karabağ'a nasıl gideceğiz diye, Temiz'de nasıl o kardeşlerimizle büyük Azerbaycan'ı kuracağız diye hayal ederdik. Ama hiçbir zaman düşünmemiştik ki bir gün Türkiye'de de kendi öz vatanımızda bölücülerle ve buradaki Türk dünyasındaki Azerbaycanlılar, Temriz'dekiler, Borçalılar bizim Türkiye'deki sınırlarımıza üzüleceğini, bizim düşüneceklerini sakımıza geçmemiştik. Onun için Türk dünyasında birliğe ihtiyacı var. Türk dünyasının bir arada olmasına ihtiyacı var. Her yerdeyiz. Çünkü Efendimiz Devletleri'nin tek bir amaçları var. Türk milletini ortadan kaldırmak. Türk milletiyle kardeşlik hukuku olan Azerbaycan'la, Gürcistan'la Temriz'le alakalı aramızdaki bu kardeşlik hukukları ortadan kaldırmak için nasıl aramıza bir Ermenistan koydularsa şimdi de sınırlarımız arasında bir Kürcistan yerleştirmek için gayret ediyorlar. İnşallah Türk milleti ve Türk gençliği el ele verecek buna benzer tehlikeleri de bertaraf edeceğiz. Onun için ben bu geceyi hazırlayan çok kıymetli Borçalı Cemiyeti'nin başkanına ve onun ekip arkadaşlarına
Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Gecenizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diye diyorum. Aşağı seni hırmatlı soydaşlar. Ölçelerden gelen dildaşlarımız. Anadolu'dan, Anadolu'dan. Büyük şairimiz Sahan'dı. Bu kadar zorlu ki Nabil'in Berke'de yol almışsın sen. Kasıbi yoktu. Yoklayan olmaz. Bu ne faciadır, ne vurmuştu. Kardeş de kardeşi haberiniz olmaz. Ama bir de çocuğun baba bir can yolculuğumuzu gördüm yok. Şahsıları da yoksulları da yok diyen var. Büyük şehriyar deyip anam Kafkas şehrinde bir o gün ki dahimin meşgulu geldi sahte bildim ki anam kaniyle anam kaniyle kanın sırtılanlardan kalan vardı. Ve bu hissi, o hesap, bu duyu bana da verdi, gördüm yok. Sağ olsunlar, hırsadaşlarımız, dildaşlarımız ki bizlere de yad edinler de bir üçte tutup iyiden kalmışız sizin için ilerleyin. Elimizden gelen çıkışı da etmeliyiz. Ama bunu da artırıyor ki şimdi 30 milyonluk 30-35 milyonluk Çin'e Azerbaycan'da bir harca çekti. Ve tekte özüne bağladı. Hiçbir başka ölçüye başka teşkilatlara başka milletlere bağladığı yoktu. Tekte özüne arkalandı. Çünkü böyle üstadımız Rastor Zeytabi bile bir vasiyet şehri değil. Avukatımın hakkindir. Onu alıp saklamakta özge çömeğine sökenme. Kişiliğin yoktur. Evlenme. Ona deyiz o iki teşkilat kurursan başarısızlığın olmasa bulma. Ama var oldu. Bakma oldu. Hacmen oldu. Su tökmez kuyu. Su sıkmaz kuyudan su tökmeyle. Çırağı şu filmen olmasa yağır. Su tutmaz kuyudan su tökmeyle. Çırağı şu filmen olmasa yağır. Şiddetli tufanda elbet yerin yüreğinden olmasa tefren şiddetli tufanda terpetmez dağı. Göğüş ustadımız bu şehri deyip elbette biraz kombinatlıkta saklıram. Ama bunu da deyirəm ki yiyip özgürce çömeğine sökemem. Özgürce çömeğine. Ama Türk çömeğine sökemeli yok. Yani daha doğrusu Türk özü her şey eylemelidir. Türk özü bizim dedelerimizin kanmalıdır. Bana göre, onun kebada göre ben Ömer'im, siz takdim edildiğinizde görebiliriz size ve konuşan özelliğine öz teşekkür ederim. Birisi biraz olmalıdır. Ben bu öldürülerinin kişinin bahçesi olmayan. Anamla yeni doğmalar. Diyelim ki, bu rehberdi her zaman değil ki, vaktiyle onun adına gelen mükafat tertip olacak. Ben burada alanlardan biri onun bahçesi olacak. Yani bu ben bir oyunu yukuşak olarak Allah'a da rahmet eylesin. Bir de bunun bir mali
Allah'ın hazretlerinden 1960 yılında Rıfızın hacıyla başlar. Elbet canım bir fikir. Ben çoğa okuyanlar olarak ben de gelmişim bir para galiba olmak istiyorsan bir önce Fatih Örler, Azerbaycan Örler Fakültesi'nin eski fakültesinde. Biraz güldüm hemen. Çok oldum ki niye güldüm? Dedi yok sen bir para olma. Gelenler ne istiyor ki narkoza galiba olmak istiyorlar. Ya da bugün baka galiba olmak istiyorlar. Benim hoşuma geldi ki bir defa geldim biz baka galiba olmak istiyorlar. Bir de böyle herhalde evine geldim değil mi? Ve son zamanlar onun bir zarabahı var idi. Gelette bu kalın o türkülörler Ömer evinde. Onun mensilini binanın altına tarafında tenca asmışlar. Çok nazik bir tenca var. Ben de zarabahla diye düşündüm. Az oldu. Hem kilaşırım öyle de ben buradan gezerim. Aslında bu mükafat meselesi gördüğünüz şeylere göre mükafat biraz mene atıp gördüğünüz her bir vatandaşın borcu vatandaşın ciddetine hizmet. Ama borçalı cemiyetinden o bir söz var diye göğden yere ne geldi ki yer götürmedi. Borçalı cemiyetinden ne gelse büyük sevgiyle onu kabul edilir. Çünkü borçalı cemiyetinin mükafatlı yapı teransı bir tarihe nişanlı. Şunlar bu tamam ayrı mevla taşıyır. Çünkü borçalının özlüğü aslında borçalının her bir vatandaşı borçalının Türkistan'ın içinde o şeraitle koruyup saklaşılarına göre en büyük mükafata layıklar. Bana kalsa ben eğer imkanım olsa Türkçü'ye, bilgi varlığına, adet emanesine, saltana sözüne hizmete göre her bir borçalının sinesinden bir mükafat asarsın. Her bir zaman ben size bir erkeğe gidip her bir terk olmak derdim. Ben Serkan Bey'e, benden size okutma teşekkürümü bildireceğim. Bizi destek veremez sizlere gibi, sıkıntı içerisinde çekimliyle, bizi Elah Bayramı'na atanır, tümani isteyicisiydi, arasında köhne adı geçeydi Osman. Başkesi dağlarında oradan şoföre Türkiye'de atılır. Bizi oraya davet edeyim, dünyanın en güzel köşelerden, cennet köşelerden biri. Ben Zerifan Bey'e teşekkür bildirim ki, bize mahsus olan geybetlerin, dedikoduların içinde ruhtan düştü. Yılmadan, yıpranmadan yolunu devam edeyim ve bu yol Efendimiz yolu milletinin geleceğine hükmet edeceği yolu. Ben ona karşı olan bütün göktanlar, iktidraları getirmeden reddedeyim. Kimse borçlarına hükmet edemeylesin, geçin üçüncü seviye kursunda öldürücü, beşinci, adını ne koyu koysun. Ama bu adamın bir borçlu zemeti var. Borçlarına hükmet edin. Bir geçin karayazı olsun. Bir geçin hemen sarman zemeti olsun. Ben üçün koysun. Ne istiyor koysun? Hani zemet yaratsın. Ama o ne dertti? Ne belancı? Bir iş görende, bir yola başlayanda hiç kim yanına düşmemişlerse bir de o adamın yanına düşündüğü yer ben de bir alternatif yaratmalıyım. Ben de burada gelip buna mani olayım. Niye mani olursam? Eğer Gürcistan'da yaşıyorsan gel Gürcistan cennetine kayna darmış. Gel orada bizim adet evvelerimize uygun olarak o cemiyette tamamen insanları Azerbaycan cemiyetiyle yakınlaştır. Bu işi gör. Başında oturan Zemlifan Zemverdi bir iş görürse bu Gürcistan'da yaşayan dostlarımız, kardeşlerimiz buna niye çıkamadılar? Ya da buradaki borçlanlar ona niye çıkamadılar? Neden tutup ki biz hırçmenlere bir lütfe mağdurlar? Ben bu menada Zemfan'ın işi gözümü kapanmadı, ona almıştıydım, hesap edememiştim. Hesap edememiştim, bütün yollardı. Bugün Güney'den burada konağımız var, Türkçe'den konağımız var, borçaldan dostlarımız konağımız var. Ama bir borçal olmazsa, bir borçalda burada adını bilir. Ben bütün borçlarım yine çeperençi çeper, 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 çeper,
Yani hiç istemediğiniz gelmenin çalı olmasın. Burada yaşayan borçaların bir medeni merkezi. Burada yaşayan borçaların bir umumi bir yere borçlaştıkları bir cehennemli bir teşkilat olmalı yoksa olmamalı. Bunun özü de böyle bir şeyler. Başına yaşayan borçalılar için bir cehennem burası bunun özü de böyle bir şeydir. Ona göre ben hesap edeyim. Hesap edeyim ki bir günlüğü birbirimize anlamalıyız. Ben sözümün sonunda onu neden isteyelim ki bilirsiniz. Vaktiysen dünyada 34 devlet oldu. Bugün 200'e yakın devlet var. Her bir millet öz tarihini öz erdirmek istiyor. Ve dünyanın bir günün birinde bugün İran deyilen ve çok özünden razı olan İran'la dağılacak. Günün birinde bugünkü Rusya dünyanın deyilen okuyan Rusya'da dağılacak devlet edilen. Günün birinde bugün dünyanın özü dünyanın tek başı hesabı eden Amerika'da dağılacak. Ve bunların içinden çoklu sevgi devletler çıkacak. Hepsi bu işare edilmez. Ama bizi ondan evvel bizim dünyamız parçalanıp böyle bir güç dünyası gelebilirler. Bizi parçalamadan bulan gösterirler. Bir olanın sonu çatanda bizim yeni bir eramız, yeni bir tarihimiz başlayacak. O nedenle de ben bir tür Doğu Türkistan, bir tür Sahra, bir tür Altaylar, bir tür Borçalı, bir tür Kıbrıs, bütün Türk dünyasını geldirem ve üçlüğün yeni bir zıvahını görürüm. Borçalı Azerbaycan'dan ayrı düşür. Ama ruhundan çağrı düştü, dilinden çağrı düştü, sabrından çağrı düştü, toprağından çağrı düştü. Her olduğumuz yerde bir devlet kurabilmeliyiz. Rusya'da Türk devleti, Azerbaycan Türk devleti kurabilmeliyiz. Devlet özlük olmalıdır. Borçada ikinci bir devlet kurabilmeliyiz. Borçada özlük olmalıdır. Dünya Çinliler buraya Afrika'nın büyük bir sitesi Çinliliğin istanlıdır. Kanada'ya gelirse yarısı Çinlidir. Görün o Kanada'da yaşama, o Çinlinin beynini, tefettürünü değişebilir, onu Kanada'ya diyebilir, onu İngilizce diyebilir, yok. Onun göre de biz Türkistan'da yaşıyoruz. Bolsun olarak bizim toprağımızdır, vehenimizdir ve hemşire vehenimiz olacağız. Ama ölümümüz orada korumalıyız. Düştüğümüz orada korumalıyız. Bence Borçalı Cemiyeti'ne buna hizmet edeyim. Ve Cüneyt Azerbaycan sohbeti geldiğinden Umiyet ve Dünya Kürtlerinin sohbeti. Bu bir idealdir. Uzak yoldur, uzak hedefti. Ama gözümüzün kapalı olmalı daim. Uşaklarımız hedefi bilmeli, çıkarmalılar. Ve bizler de o hedefler uğrunda daimli yorulmadan hizmet edemeliyiz. Milletleri tercih değiller, elazı bildiği, dil bildiği, din bildiği, adet edene bildiği vs. Başlığım zanlı söylerim. Ama ben hesap ediyorum ki, dilim bir olabilir, dinim bir olabilir, yani çeşitli bir olan, elazı bir olan, milletin içinde sevgi olmasa, o millet doğru topluma çevirler. Her şekilde, her şeyden evvel millet olmanın bence birinci evvelki birinci sevgidir. Sevgidir. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimize bağlı olmalıyız. Taneğimiz bir olmalı, onun için ruhumuz bir olmalı. Ben size bu göğüs sevgini hatırlıyorum. Borçlarıya başı sevgisi, başıya terbiz sevgisi, terbize ulusu sevgisi, ulusuya çekmiş sevgisi, güçlü sevgisi bir yerde o bizim en büyük sevgimizdir. Çok sağ olun. Efendim biz bir zamanları Yunan Sosyalistleri'nde bir yere olduk. Çok böyle olmayan. Biz sonra bir partiyadan düzenlemeler olduk. Herhalde İsrail Erdoğan'ı olduk. Sonra partiyalarımız ayrıldı. Ama tefekkürümüz yolumuz ayrılmadı. Ve bugünleri o tefekkürlerin sağlığının daha güçlü olduğunu beyan kurtardık bizi. Sağlığımız da olur. Hem milletvekili olarak beyan vermekçiydik. Seçkilerle insanlarımızdan kanası olur. Hem de Borçalı Cemiyetliği'nin düz olan takdiri, tabii ki her zaman destekleyin. Şimdi efendiler, sizden Türkiye'nin Bursa'sına selam getirmişim. Türkiye'den size kucak dolusu selam getirmişim. Türkiye'deki Borçalıların, Terapaklıların size selamını getirmişim. Ben o da biraz da şu bakımdan bakıyorum her zaman. Şimdi siz bu bölgemizde Türkiye'nin bir gün Allah'ın kardeşliği gelişmesi için bizim her şeyden önce ekonomik olarak, sahne bakımına, sanayi bakımına, birbirimize, bilgi bakımına destek vermemiz gerekiyor. Çünkü ticarette
Türkistan'a 1.600.000 insan gidiyor. Kardeşlerim, daha çok birbirimize gidip gelelim. Biz Türkler Azerbaycan'a gelelim. Siz Azerbaycan kardeşlerimizle Türkiye'ye gelin. Birbirimizi daha çok tanıyalım. Bizim Karabaklıların bir özelliği var. Karabaklılar her durumlarında devletlerine sahip çıkmışlardır. Karabaklılar ülkelerde şunu yapacaklar. İki demiri birbirine kaynatmak için bir elektrot lazım. Karabaklılar elektrot olacaklar. Karabaklılar birleştirici olacaklar. Karabaklılar çevresine çıkmayacaklar. Karabaklılar çevrelerine sevgilerini, paylarını yer edecekler. Karabaklılar dünyada bunu yaptıkça Karabaklılar daha çok kullanacak ve bizi diğer milletler daha çok tanıyacak. Hepinize hayranlarımdan dilerim. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Son derece özgürlük için bağımlı toplamın parçası.
Yeah.
sevdiyi, hürmət etdiyi və mənim ta uşaqlıqdan hələ radio dalğalarından səsi gələndə evdə hər işi kənara qoyub ancaq dinməz ruh Flora xanımı oxuyur. Bax, elə o yaddaşımızda qalan böyük sənətkarımız Flora xanım Kərim olanı böyük... Thank you.
Hadi hadi. Efendiler, bu iki güzel gözlükle sizlerin sıfatlarından büyük olan cengaverler, korkanlar bunlarım. Zahit Bekirov, eski Kürtler milletvekili. Çok büyük Türk oldu. Ve bu cidden o polis rayonumuzda bizim selahiyetli muayenemiz. Ve dayaklarımızdan biri. Ve o sübut edeceği ki, ay gözlüğü. Gel bizim kavramızı kesmeyi isteyen. Ekseriyetimizden çörek, çocuklu çörek bir yere kesin. Ay gözlüğü biz korkulu değiliz, arkadan vurmuruz, hain değiliz. Biz dostluyuz, dostlarımız alırız. Ve bizim kurduklarımız Gürtistan'ın geleceğinedir. Gürtistan'ın direği olmasınadır. Gürtistan'ın gücü olmasınadır. Gürtistan'ın evvel müstakil olmasına yönelen faaliyeti. Korkulu cemiyetinin bundan artı faaliyeti yoktur. Niyeti yoktur. Tenk faaliyeti yoktur. Hiç düşünmüyor bari. Ona göre de bak bu insanın resmi olsun. Asadır ve sizin de. Zahmetsiz eşlilik. Görmeşen elin böğü yerli. Görmeşen elin temeller var. Görmeşen elin bir anı gördü. Döküntülü ama bir nerede dikilir. Şuradan olsun git kesin. Resmi olsun. Var mı? Var mı? Ya inşallah, inşallah. Dumanı her mi demek istiyorsun? Bizim de yani. Bizim de öyle değil. Niye dolmasın? Şimdi İldar buradaydı. Bu ilk gösteriş gibi kentte çizgi eşit var. Çizgi eşit var. Yolumuz var. Suyumuz var. Mehterimiz var. Kaldı için işgalan olacak. Tam uyudu bu yana görüşürüz derdi. Onun için şehrine derdi. Bu yay Elaf Bayramı'na gelen herkesi Ormesan'da Afdandil Bey kona verilecek. Afdandil Bey Ormesan'ın mektebini açtı bu yıl. Ben Ormesan'ın meclisinin sadece kimliğinin Canuhan Bey'in kömetçisi gibi. Su çektirdi Ormesan'da, su düzdü. Herkese bulaklar çok da ben kendi evlerim içinde. Afdandil Bey elinden gelen her seyirciyi bu yaya kadar da çok seyircecek ve daha büyük ödüllere sahip olacak. Sağ ol Afdandil. Teşekkür ediyorum. Minnettarım. Dikkatiniz için çok minnettarım. Hürmetli Cezuhan Bey, hürmetli iştirakçıları, ben çok duygulandım. Çok güzel ve muhteşem bir tedbirdi. Burada dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan Türk qardaşlarımızdan tutulaşıq etkilirlər. Hamısını onlara ürəkdən candan salamlayıram və onlarınıza görməkdən çox məmnun duyuram. Bu gözəl, möhtəşəm gündə ancaq bir yaxşı öz danışmalı. Mənə döndür, Cəlifan bəy. Bizim yolumuz Allah tərəfindən açıqdır. Bir yol ki, Allah tərəfindən açıqdır, ona zaval yoxdur. Çünki biz Allahın saf, gözəl bəndələriyik. Qanımız Türk qanıdır. Duzumuz salaldır, çörəyimiz salaldır. Kiniz tam bəlkə tuta bilmədi. Həsən Dəmirçi... Hay bəy buyurun. Həsən Dəmirçi Güney Azərbaycan insanının haqqı uğrunda mübarizə aparıb dəfələrlə rejimin zindanlarına girib amma haqq dediyi sözdən geri dönməyənlərdən biridir. Dəfələrlə yerdə bu günlərin musiqisiylə tənəkiyle, sözüyle Azərbaycan Türkçüsü 35 milyonluk Türk'ün hak sesini müdafiye edin tənəkiyle ben Həsən Dəmirçini davet edin dəstəsiyle ve bize bu günlerim Qalalim Bey'i de təqdim edəcək diye göre Həsən Dəmirçi çok təhsilen muhammat okuyur ama Həsən Dəmirçi'ye yasak verirler o sözü demem, bu sözü demem ama Halim Qasımov her sözü deyir. Azerbaycan Türk'ünün, Azerbaycan inceliğinin, Azerbaycan ruhunun neyi var onu ifade edilir? Hiç bu kadar edilebilir. Hatta onun öz senesinde bunu götürmeyenler var. Ve imdiyatlı, planlı yok. Her birimizin kendimize okumuş Halim Qasımov mücadeleri var. Hepsi olsun Halim Qasımov. Ama size bir yollar çizemek de size söz. Gözünüz. Akşamın şeyin olsun. İşleriniz meyve olsun. Aman olsun, ben de yani bu danışanların yanında
size salam verirəm. Size can sağlayın. Uzun ömür. Ama kalan işler hamısı tercihlerdir. Özü deyip sabah kalattı. Ben de hamısı kalan tercihlerdir. Bir tane yalanlar bütten görürüm. Thank you.
Burçalı eğilim olasının bütün kaynaklarını değerlendirip bir araya getirmiştir. Ve onların yıl ərzində etdikləri hər hansı uğurları qiymətləndirmişsiniz. Onların dəstəyi təbii ki, ən azından bu özü bir gözəl bir işdir, gözəl bir əməldir. Ən böyük ödül elə sizin özünüzə düşür. Yəni bu ödülün, bu diplomları, təqdimatları əgər siz insanlara təqdim edirsinizsə, bu özü bir xeyirxah işin sahibinə xəbər verir. Biz sizi buna görə təbrik edirik. Sizin özünüzün deyəcəyiniz sözlər var. Həm qarşıdan 31 dekabr dünya dolacaqın dəli günü gəlir. Və 7 il qabağı 2015-ci ili bir özünüzə məxsus tərzdə qarşılamalıyıq. Və baxın, yüz internet televiziyasına sizin də öz sözləriniz olar. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Yəni insan yaranışından yaxşılıq üçün yani. Allah tərəfindən verilən kod ilə könül almaqdır, sevməkdir, oxşamaqdır, qorumaqdır, qurmaqdır, uzatmaqdır. Allahın verdiyi görevlerdir insana kod verir. Ama dünya da maddiyyətdir. Biri elə qaçır, biri belə qaçır. Və nəhayət bir de ideallar düzəlməyə var. Bu ideallar onun varlığı olan insanlar tanıdır. Bəşəriyyəti demək ki, saf-saxlayan Allah. Və biz de təbii ki, Borçalı Cəmiyyəti, Borçalı Gürcistanda yaşayan kardeşlerimizin hüquqları ilə bağlı olan kurulan bir təşkilatdır. Və təbii ki, biz hər hansı bir aşırı düşüncədən uzaq insanlarımızın öz dövlətlərində, konkret halde Gürcistanda vətəndaş olaraq müstəqdə tutulması, layiq olduğu yerdə durması, həm də təbii ki, Azərbaycançı şuuru, bir türkülü şuuru, kimliyi, inanç məsələlərində geriləmələr olur. Yəni bu hədəfdir, birinci günümüzdə insanları toparlayaraq, insanları bir araya yığaraq yürümək olar. Tək yürümələr yalqızaq deyilmələr olar. Yəni biz insanları bir araya yollama, həm də Allahın verdiyi bir görəvdir. İnsanları, bütün dinlər, insanları bir araya yığmağa fəlsəfəsi, yığıb Allahın yolunda getmək fəlsəfəsidir. Və biz də təbii ki, bu insanları bir araya yığıb, həm də pis yerə təhrik eləmirik. Elimizə, obamıza, millətimizə, dəyərlərimizə, həmrəyliyimizə, yaxşılar nə var ona təşviq edir. İnsanlara bir-birinə mənəvi güc alsın, onu söyləyir. Bu günləri müxtəlif kateqoriya insanlar görür. Yəni akademiyanın həqiqi üzvü, özellikle professorlar, ayrı-ayrı siyasət adamları, iş adamları, jurnalistlər, qələm əhli, müğənnilər, çox çeşitli Azərbaycanın sənətdə zirvəsi olan nəhəngçilər, dünya Azərbaycanın milli davasında söz sahib olanlar, əməl sahib olanlar, bu insanlar bir yerdədir. Mən elə gəlir, mən bir yerdə ən çox qida aldım, güc aldım məclislərdən birini. Bəlkə də bu qida mənim üçün ilin sonunda, növbəti ilin ən sonuna qədər bəs eləyən bir enerji. Şəxsən öz hesabıma ki, hər birindən yaxşı mənada qidalandırır. Və mən elə gəlir ki, qarşılıqlı olan insanlarımız bir-biri ilə qidalandırır. Bu günlər bu ovqatda bir qələbə ritmi var, bir heyratı var, bir cəngi var. Bir dayanışma var və bu gün də həm də bir həmrəyliyin mahiyyətini dərk eləmək var. Yüngül həyatdan uzaq bir ayana türk əxlaqına uyğun olaraq biz bütöv olunda güc olarıq, güc olanda dirənişli olarıq, güc öləndə haqq olarıq. O bu fəlsəfənin günləri bir balaca borçalılar, borçalı cəmiyyəti bir tövbə verir ki, Azərbaycan türkünün təşəkkülündə borçalı insanları varlığı ilə iştirak etməlidir. Azərbaycan insanının hansı regionda, hansı məzhəb sahib olmasından sonra borçalı insanın yanında olmalıdır. Onun dərdinə şərik olmalıdır. Və növbəti ildə biz həm Sarıqamış şəhidlərinin 100 illiyidir, həm erməni soyqırımının, saxta erməni soyqırımının 100 illiyi ərəfəsində bir onlara dayanışmadır. Və bu günlər bir də aksiyaydır. Bu, biz ermənilərə haykırmaydı ki, bu ləyaqətsiz bir yoldan imtinə eləyin. Bu ləyaqətsiz yolla türkü söktürmək olmayacaq. Qarabağı da işğaldan azad edəcək. Bütövlük yolumuza gələn yol da açıq olacaq. Yəni, amma eyni zamanda burada bir yara da bitir. Bu yaranı da dəf eləmək bizim vəhdətdən keçir, birliyimizdən keçir. Və biz təbii ki, burada bir mesajlar da verildi. Azərbaycan insanı bütöv olmalıdır, bir olmalıdır. Azərbaycan firqələrə bölünüb bir-birini qanına tutamamalıdır. Azərbaycan uzun siyasi polemikalardan qurtulmalıdır. Yoxsa Qarabağ probleminin həll yolu milli vəhdətimizdən keçir. Hakimiyyətli, müxalifətli, bitərəfli insanlar bir platformada Qarabağ məsələsində birləşməli. Güney Azərbaycan məsələsində birləşməli, Dərbənd məsələsində birləşməli, Doğu Türkistan məsələsində birləşməli, Kərkük insanının yanında olmalı, türk dünyasına dəyən daşları dəf eləməyə hazır olmalı. Gürcistana da mesajımız oldu. Birlik bütövlük istəyirik, vəhdət istəyirik, həmrəylik istəyirik. Azərbaycan türkü ilə Gürcün arasında
Allah'ın yarattığı varlığı olarak beraber inşallah koyulmalıdır. Dilində, mədəniyyətində, məişətində fərqliliklər ola bilər, amma bu regionun məsuliyyətini ortaq taşıyır. Və ona görə Gürcüstan insanlarına da borçlulara saygılı yanaşmağa və onların həmrəy olmağa dəvət edir. Türkün asil birlik və köylünü istəyir. Yəni biz bir olanda, valla qabağımızı Allah bizə himayə, bir olan niyyəti, amalı, saf olan insanların, toplumun, millətin xilasyarı, himayədarı Allah. Allahdan böyük də xilasyar olası deyil. Və o baxımdan düğünləri biz həm də biz Allah'a biraz da yaxınlaşdıq ki, Allah da biraz bizə bir obrazı götürə, biraz yaxınlaşdı ki, bu millətə güc vermək lazımdır, bu millətə nicat vermək lazımdır. Bu qədir ağırlara layiq yaşamaq haqqı olan millət deyil. Buna daha layiq olduğu gözəl, firavan bir Azərbaycan, bir Gürcüstan, bir Qafqaz, Türkiyə vermək lazımdır və bunun üçün də millətimizə güc diləyəcəyik. Bir həmrəylik günündə də dediyim bu arzulardır və biz təbii ki sözçülükdən daha çox əmələ keçməliyik, günlərinə əməlin şahidi olduq biz. Görəbləndirdiyimiz insanlar nədir? Damlalar da onlar, onlar fədakar insanlar da onlar, görəbli insanlar da onlar, seçilmiş insanlardır. Bu insanları oxşamaqdır bu, yəni sadəcə onlara sağ ol demək. Yəni ya tərifi deməyək ki, nə qədər aşağılayarıq, bir tərif deyil günümüzdür günlər. İnsanlar oxşayanda sizə gözəl xanımsan deyəndə xoş olarsınız, gözəl bəy əfəndimiz deyəndə nə gözəl olar. Və bu gözəllikləri bir-birinizə edib, güc almaq bir-birimizdən, mənə gəlir ki, millətimizin düşdüyü problemlər və yaxud da dövlətimizin başın üzərinə alan təhlükələr dəf eləmək üçün ən ciddi bizi birləşdirən vasitələr. Bir-birimizi öyməyi bacarmalıyıq, söymək bizim sənət deyil. Bir-birimizi ucaltmağı bacarmalıyıq və bu gün də mənə elə gəlir, bir damla dostsa o güc verən məclislərdən biri oldu. Bugün sizin o dediklərinizin bir dəstək edir. Ona görə də biz sizə daha çox güc arzu edirik, daha çox səmimiyyət, daha çox xeyirxahlıq arzu edirik və 2015-ci il sizin üçün daha uğurlu mövqelər arzu edirik ki, daha çox uğurlarınız olsun, daha yaxşı işlərin sahibi olsun. Təşəkkür edirəm. Sizlərə özəl sağlar diləyirəm. Siz o fədakarlardan birisiniz, ki, meydanlardasınız. Efendimiz mənə elə səni aparmadın deyir, gələn məndən qabaq gedəcəksin orada. Yəni iş başlayacaq. 100%. Rüfət bəy də burdadır. Artıq Rüfət bəy bağlandı Borçalıya. Yəni Borçalı probleminə bağlandı. Borçalılar yerindədir zaten ama bu insanlardan da güc olaraq yerinə bağlanar. Başqa dinin içərisində, başqa mədəniyyətin içərisində, öz mədəniyyətini, öz folklorunu, öz kültürünü ucaldar. Güclü olar, lazım olanda da Azərbaycan üçün dayaqdır. Lazım olanda da hər bir Azərbaycan üçün əsgərdir. Nə qədər Gürcüstan üçün əsgərdir, o qədər Azərbaycan üçün əsgərdir. Təşəkkür edirəm sizlərə. Bugünkü təqdimatda sizin də adınız oldu, siz də ödül aldınız. Bu sizin il ərzində gördüyünüz ən gözəl işlərin, ən gözəl uğurlara görə bu ödülə layiq olursunuz. Və buna görə biz bakanımız mühəndisiniz, sizi təbrik edirik. Təşəkkür edirəm. Çox güman ki, sizin də bugünkü təqdimatla, bugünkü gözəl bir günlə, güclü, necə deyim, növqəli bir günlə bağlı deyəcəklərdir soruş. Əlbəttə, yəni təqdimat mərasimində də dedim, yəni Borçalı cəmiyyəti artıq ikinci dəfədir ki, bu il bir jurnalist fəaliyyətimizə görə, bir ictimai siyasi fəaliyyətimizə görə bizi təltif edir. Bir daha Borçalı cəmiyyətinə təşəkkür edirik və əslində Borçalı cəmiyyəti 2014-cü il Borçalı üçün, Borçalı cəmiyyəti üçün böyük bir sınaq ilə oldu və 25 dekabr Gürcüstan Azərbaycanlılarının həmrəylik günündə Borçalı cəmiyyətinin təqdim etdiyi bu görüntülər bir daha göstərdi ki, cəmiyyət 2014-cü ilin sınağından alnı açıq, ucaq çıxıb. Borçalı cəmiyyət təkcə borçalı üzvləri ilə məhdudlaşmır onun fəaliyyəti. Biz ötən il borçalı cəmiyyəti ilə bərabər olaraq Təbriz gecəsini keçirdik. Bilat mədəniyyət günündə 3 avqustda keçən il, ötən il mən şəxsən həmin tədbiri mən aparırdım. Bütün bunlar göstərdi ki, Azərbaycanın bütün ictimai siyasi çevrələrində soydaşlarımız məsələsi qabarmalıdır, soydaşlarımız məsələsi gündəmə gəlməlidir. Dünya Azərbaycanlılarının məsələsi hər zaman prioritet olmalıdır. Çünki Azərbaycan hüdudlarında, daxildə bizim problemlərimiz bir başqa səmtədir. Amma bizim soydaşlarımızın da problemləri var ki, biz onları milli borc bilirik onların problemlərinin həll olunmasında. Mən bir daha Borçalı cəmiyyətinə təşəkkür edirəm bu təqdimata görə. Orada da qeyd etdim, bu şərəf medalı böyük ödüldür. Yəni, təkcə bir cəmiyyətin medalı sayılmır, bu millətin medalıdır. Və mən bu medalı
bugün Güney Azərbaycanda şərəf mücadiləsi aparan yeni yamaçılara təqdim etdim, Səid Məhdimpura təqdim etdim və onlarla digər Güney Azərbaycan məhbəslərində, İran məhbəslərində bugün şərəf mücadiləsi aparan qardaşlarımıza təqdim etdim. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm. İstər 25 dekabr münasibətilə, istərsə də üzümüzə gələn 31 dekabr və yeni il münasibətilə dünya Azərbaycanlılarını, bütün Türk dünyasını münasibətlə təbrik edirəm. Bütün bəşəriyyəti münasibətlə təbrik edirəm. Sağ olun.